Değişim Alanı Podcast kanalını dinlemektesiniz. Spotify, Apple, Google Podcast platformlarından bizi takip edebilir, bildirimleri açarak yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabından bölümlerle ilgili ayrıntılara erişebilirsiniz. Herkese merhabalar. Değişim Alanı Podcast'inin yeni bölümüyle karşınızdayız. Merhaba Onur. Merhabalar Ercüment, nasılsın? Atlatabildin mi hastalığı? Vallahi birazcık atlattım. Yani bu sefer birazcık uzun sürdü benim hastalık ya. 3 senedir falan hiç hasta olmayan ben unutmuşum hasta olmayı. Acısı çıktı ama herhalde 3 senenin bayağı perişandı yani. Evet gerçekten ya. Yani böyle eklemlerim ağrıyor falan, eczanede herkesten duyardım. Eklemlerin ağrıdınması varmış böyle bir şey. Nasıl olur diye merak ederken yaşadın yani. Evet, aynen öyle. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi valla ben de antrenmanlara hafiflettim biraz. Kendimce ne derler off season geyiği var ya bu ara moda. Kendi Evet. off season yapıyorum. Herhalde haftaya falan tekrar yavaş yavaş yükseltirim vitesi diye düşünüyorum. Zaten off season olduğu belli. Seninle görüşememeye başladık. Aynı şehirde, aynı mahallede yaşayıp. Aynen. Yani antrenmanlarda görüşüyorduk. Dediğin gibi kafama ne zaman eserse o zaman çıkıyorum ben artık. O yüzden Evet. planlı olmuyor böyle. Hemen ayakkabıları giyip veya bisiklete atlayıp çıkıyorum. Var mı yeni sezon için yarış planlamaları, hedefler, düşündüğün şeyler? Yoksa yılbaşı gecesini mi bekliyorsun yeni sezon kurulmuş? Vallahi şimdilik yok ya. Bir ultra mesafe koşasım var bu sene bakalım. Nasıl olacak? Var mı kafanda bir plan? Kafamda bir plan yani var aslında ama biraz daha bir geçsin, bir netleşsin ondan sonra. Şey Süper. yapmayayım, Tamam. spoiler vermeyeyim şimdi. Evet. Heyecanla bekliyoruz öyleyse. Bakalım. Sende nedir? Var mı yeni sezon için planlar? Ben artık böyle bu sene için şeyimi değiştirdim. Hani aramızda da konuştuk gerçi bunu. Yine birazcık triatlon odaklı devam edeceğim. Çünkü bu uzun koşular beni çok yordu. Bu sene hep tek başıma antrenman yaptım. Bir ara Ayhan abiyle falan çıktık ama o da sakatlandı. Devam edemedik. Sonradan birazcık iyileşir gibi oldu ama şey olmadı. Tek başıma antrenman yapmaktan sıkıldığım için takımla beraber bu sene triatlonla haşır neşir olacağım. Bisiklet, yüzme geliştirmeye çalışacağım açıkçası. Bu sene yüzmeyi öğrenmeyi umuyoruz artık ya. Aynen. O iki pace'in altına inilecek bu sene. Bakalım. Bugünkü konuğumuzdan bahset istersen. Valla bugünkü konuğumuz benim açıkçası en heyecanla beklediğim konuklardan birisi. Yani sürüşlerini böyle gıptayla takip ettiğim, hikayesini gıptayla takip ettiğim bir bisikletçi arkadaşımız Özcan Güler bugünkü konuğumuz. Özcan hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyilik işte böyle antrenmanlarla uğraşıyoruz. Ben gıptayla seni takip ediyorum. Harika gidiyorsun. Teşekkürler, çok sağ ol. Yani evet, güzel gidiyor. Her şey yolunda. Hayallerime doğru ulaşmak üzere böyle yavaş yavaş adım adım istediğim doğrultuda hayatımı şekillendirmeye başladım diyebilirim. Şimdilik güzel gidiyor. Tabii az çok sosyal medyadan takip ediyoruz ama böyle biraz ayrıntılı bilgi alsak Özcan Güler kimdir, ne iş yapar diyeceğim ama orası biraz karışık herhalde şu aralar. Kaç yaşındadır, nerede yaşıyor, ne yer ne içer? Şöyle kısaca bir bahsetsen kendinden. Yani 88 doğumluyum. İstanbul Bakırköy'de doğdum. İstanbul'da bir 10 sene yaşadıktan sonra işte buradan bir taşınma sürecimiz oldu. O süreçte sonra tekrardan ben hayatımı burada düzene sokabilmek için İstanbul'a taşındım. Burada hayatımı düzene oturttum. Böyle burada hayat düzene oturdu. Grafik tasarımcı oldum. Özel bir sektörde çalıştım. Üzerinden 10 sene geçti derken sonra Tubi'yle tanıştık. Hayatlarımızı birleştirdik. Öyle birbirimize destek olmaya başladık. O da bisiklet sürüyor. Böyle bu ortak tutku çevresinde güzel bir enerji yakaladık. Sonra
Tubi bana dedi işte bu YouTube kanalı falan açsan, işte yaşadıklarını paylaşsan güzel olabilir. Ben sana yardım ederim dedi. YouTube olayına da bu şekilde giriş yapmış oldum. Sonra YouTube macerası da böyle yavaş yavaş büyümeye başladı. Artık iyice böyle zaten bisiklet tutkusu da sevgisi de böyle hayatımı tam böyle merkezine artık oturmuş bir vaziyet aldı. Durum öyle olunca uygun bir sürenin gelmesini bekledim. İşten ayrıldım. İşten ayrıldım. Şimdi sadece işte YouTube yapıyorum. Yani bisiklet, sponsorlarım var. Onlara içerik üretiyorum. İşte katılmak istediğim yarışlar var. Onlara katılmak için antrenman yapıyorum. Onun doğrultusunda hayatımı şekillendiriyorum. Yani böyle hızlı bir şekilde size hikayemi anlatmış olayım. Vallahi açıkçası kıskanılması bir hayatım var. Bizim ekipte de seni çok kıskanan var. Yani bunu da söylemeden edemeyeceğim. Peki bisiklet sevdası nasıl? Bu arada yaşıtmışız Özcan. Bu bilgi benim için önemli. Yani şu açıdan önemli. Ben şu yaşımda işi gücü bırakıp bu tarz bir şekilde hayallerimin peşinde koşacak enerjiyi kendimde bulamıyorum. Bu açıdan seni tebrik ederim gerçekten. Teşekkürler, Peki sağ ol. bisiklet sevdası nasıl başladı? Yani biz Onur da öyle, ben de öyle. Sonradan sporcu, sonradan bisikletçi olanlardan. Senin de öyle mi? Bu iş buralara ya da işin başı nereye dayanıyor? Ondan bahsetmek ister misin? Aslında ben çocukluğumdan beri spor yapan birisiydim. Yani böyle oraya bağlayabilirim konuyu. Yani direkt böyle bisiklet süreyim ben, aa nasıl bir şeymiş bu değil de zaten çocukluğumdan beri işte basketbol oynadım, futbol oynadım, yüzdüm, break dans yaptım. Bunların üzerine zaten çocukluğumda yine bisiklet sürüyordum. Durum böyle olunca dedim ki ben bu bisiklet olayını biraz daha böyle ilerleteyim. Tabii bu ilerletmek o zamanki düşünce tarzımla şey yani böyle 50 kilometre süreyim falan yani sadece bu kadar. Rumeli Fener'e gidip geliyorduk mesela 3-4 molayla böyle işte saatler sürüyor. 4 saat 5 saat falan sürüyor böyle. İşte öyle sürüşler yaptım. Çok keyif aldım. Yani 50 kilometre bisiklet sürdüğümde yaşadığım mutluluk bayağı böyle beni bir motive etti. Sonraki günleri de böyle beslediğini fark ettim. Yani mutluyum. O anda mutluyum. Sürüş bitiyor, mutluyum ve sonraki günlerde bana böyle baya bir keyif verdiğini fark ettim. Bunun üzerine bisiklet böyle kontrolden çıktı bu bisiklet işte kilometreleri, işte limitler, motivasyon, işte bu işi daha iyi nasıl yapabilirim, kimler nasıl bisiklet sürüyor, kim ne kadar kilometre yapıyor derken bir baktım ben ultra bisiklet dünyasının içerisine girmişim. Bir baktım aynı şekilde kendimle yarışır hale gelmişim. Hep limitlerimi zorluyorum. Kendimi geçmeye çalışıyorum. İşte yüksek dağlara tırmanmak istiyorum falan derken böyle bisiklet iyice böyle hayatımın merkezine oturdu. Bu şekilde kontrol edilemez bir şekilde devam ediyor şu anda bisiklet tutkusu. Gerçekten ama kontrolden çıktı tabiri cuk oturdu derler ya, hakikaten senin için durum sanki biraz öyle. Yani Evet. her sene, her sezon diyeyim, mesafeler ve hedefler gitgide büyüyor gibi görüyorum ben sanki. Ya evet şöyle olur. Zaten yapabileceğim hedefler koymuyorum kendime. Ben hani bir sürüşe çıktığımda o sürüşü yapamamak, o sürüşü bırakmak. Ben bundan hiçbir şekilde rahatsız olmuyorum. Ama üzülüyorum. Yani çok zor bir hedef koyup o hedef doğrultusunda emek vermek, mücadele etmek bana çok büyük haz veriyor. Bunun doğrultusunda ben sonuna kadar savaştığımda ve artık bitme noktasına geldiğimde vücudum artık bizden bu kadar yani biz yorulduk dediğinde ben ya da ben mental olarak bittiğimde orada ben sürüşü bıraktığımda şey diyorum yani evet ben kendime çok büyük bir hedef koydum ve bunun için savaştım. Evet yapamadım eksik kaldı ama çok büyük tecrübelerle tekrar evime geri dönüyorum ve tabii ki de yine kendime büyük hedefler koymaya çalışıyorum. Normalde tabii ki 500 kilometrelik bir sürüş de hedef koyabilirsin kendine. Ama ben gidip 1000 kilometre koyuyorum. İşte bunu kış şartlarında yapıyorum. Yüksek dağ geçitleri koyuyorum. Durum böyle olunca o sürüş hem çok karakter kazanıyor hem de çok zor bir hal alıyor. Çünkü kışın 1600 metre yükseklikten aşağı indiğinizde o soğuk havanın teninize
dokunması bayağı bir canınızı acıtıyor. Haliyle o yüksek dağlara çıktığınızda da terliyorsunuz. Ya böyle inanılmaz bir duygu karmaşası. Ya bunun böyle peşine artık iyice takılmış vaziyetteyim. Bayağı böyle bir hoşuma gidiyor bu süreçler. Yani bayağı motivasyon kaynağı, duygu karmaşası anladığım kadarıyla motivasyon kaynağı senin. Evet, biraz öyle oluyor aynen. Yani ben işin içinden çıkamıyorum. Diyorum ki ne yapıyorum ben diyorum. Yani niye bu kadar kendimi zorluyorum falan. Ondan sonra bir bakıyorum. Bir ay sonra, 1,5 ay sonra ben tekrar çıkmışım. Yine dağın birisindeyim. Kar yağıyor, yürüyorum. Bazen 3 saat dağın başında kar yağmış, yürürken buldum kendimi. Etrafımda kimse yok. Yabani hayat. Her türlü hayvan çıkma riski var. O ormanın üst, yani 1500 metre yukarıdasın falan. Ya böyle rutin hayatın tamamen dışına çıkıyorsun. Konfor alanının dışına çıktığında böyle hayatı yaşadığını falan böyle hissediyorsun. Ben onu zaten yaşıyorum. O anda da onu hissettiğimde inanılmaz bir derece motivasyon geliyor böyle. Sürüşe daha çok böyle işte tutunmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sonuç olarak çok güzel hatıralar biriktiriyorum. Baya böyle keyif alıyorum bu uzun sürüşlerdeki maceralardan. Şey oluyor bende bazen böyle yarışlarda veya işte uzun sürüşlerde bir noktada yani ne işim var ne gerek var buradayım ben düşüncesi oluyor. Sende de oluyor mu o durum? Evet, oluyor. Çünkü hepimizin bir konfor alanı var. Bu konfor alanında kalmak işte bize güven veriyor. İşte evdesin, televizyon açabiliyorsun, çok güzel sevdiğin, hoşlandığın bir şey izleyebiliyorsun. Çok yemekten zevk aldığın bir şey yiyebiliyorsun böyle. Ya bu çok basit bir şey. Yani küçümsemek için demiyorum. Bu çok basit bir hayat. Ama sen kışın o sıcak evden çıkıp işte bir gün, 1,5 gün bisiklet sürdüğünde, o soğukla çarpıştığında, o dağlarla çarpıştığında böyle orada konfor alanından çok uzaklaşıyorsun. Birçok doğruyu bir araya getirmen gerekiyor ki o sürüşün üstesinden gelebilirsin. Çünkü doğala hiçbir zaman şaka olmaz. Doğa bize ne kadar imkan verirse biz o kadar o sürüşü gerçekleştirebiliriz. Doğa bize dur derse hiçbir şekilde biz onun üzerine gidemeyiz. Öyle de bir şey var. Bunu da söylemiş olayım. Evet. Yani böyle bir süreç, yani o özellikle o konfor alanın dışına çıkmak, onun vermiş olduğu işte o hayat enerjisi diyebilirim aslında. Evet, hayatın keyifli kısmı da gerçekten o konfor alanından çıkınca oluyor. Öbür türlü monotonluğun içinde boğulup kalıyoruz neredeyse. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum en azından. Metropol bir şehirde yaşıyoruz hepimiz ve hepimiz bu spor duygusuyla o ruhumuzu beslemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda işte şehrin çok farklı yerlerindeki işte birbirimize uyumlu olduğunu düşündüğümüz insanlarla, işte zihin olarak, yürek olarak, böyle yani kalben, duygularla birbirimize yakın olan insanlarla dostluk bağı kuruyoruz. Bir şekilde bu metropol hayatta aslında hayata tutunmaya çalışıyoruz diyebilirim. Ya yani ben öyle görüyorum. İşte bunun üzerine bir de böyle hedefler koyuyoruz. İşte normalde soğuk havada koşmak olsun, bisiklet yani sürmek olsun, hep bunlar emek isteyen şeyler. Sonuç olarak fedakarlık yapmak gerekiyor. Ama işte sürüşün sonunda olsun, koşunun sonunda olsun, işte hedefine özellikle ulaştığında sonraki mutluluk gerçekten paha biçilemez oluyor. Valla süper anlattın Özcan. Benim için bisiklet yani şurada 2 senelik bir olay. Onur sayesinde ben bisikletle tanıştım. Ben 3-3,5 senedir de koşuyorum. Yani aslında evveliyatım koşu. Bisikletin beni heyecanlandıran kısmı senin de bahsettiğin gibi şehirler geçmek. Yani koşuyla çünkü bu ultra mesafelerde tabii ki mümkün. Şehirler, köyler geçebiliyorsun ama bisikletle bir ilçeden başka bir ilçeye gitmek falan beni çok heyecanlandırıyor. Bilmiyorum hani muhtemelen seni de motive eden kısım buralar. Bu en başta buydu yani. Bisikleti bence özel kılan şeylerden birisi bu. Yani İzmir'den çıkıp Manisa'ya gitmek. İzmir'den çıkıp senin için konuşuyorum İstanbul'a gitmek. Abi çok çılgın bir şey yani. İnsanların arabayla gitmeyi imtina ettiği yerlere bisikletle gidebiliyorsun. Ve insanlara bunu anlattığında suratlarındaki o şaşkınlık, hayret dolu bakış böyle insanı açıkçası bisiklete ya da spora daha çok bağlıyor. Bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Yani. Ya şey, evet, bu duygu gerçekten çok güçlü bir duygu. Dediğim gibi ben birçok spor dalıyla ilgilendim ama bisiklette takılı kaldım. Galiba onlardan bir tanesi de şu.
Bisiklet sürerken aynı zamanda bir yerden bir yere gidiyoruz ve yani aslında işte 500 kilometre sürdüm değil de o 500 kilometrenin içerisinde yaşadığım duygular. Yani bir dağ geçidi olabilir, çok güzel bir köyden geçiyor olabilirsin. Orada ne bileyim bir 80 yaşında bir işte Çanakkale Savaşı'ndan böyle hatıraları olan ya da böyle hikayeler olan bir işte büyüğümüzle tanışabilirsin. O sana çok güzel bir şeyler anlatabilir, sana çok güzel bir hayat dersi verebilir. Ben aslında bisiklet duygusunun çok daha derin olduğunu düşünüyorum. Yani benim aslında yakaladığım duygu şey değil sadece. 500 kilometre sürdüm ben. Molasız değil aslında. Ya bunlar evet böyle challenge oluyor. Benim kendimle ilgili challenge'larım oluyor. Ama aslında dediğim gibi bu sürüşte, yolda yaşadığın o hikaye sana çok şey katıyor. Yani bazen çok anlamsız bir yerde çok güzel bir insanla tanışıyorum. Bana böyle 5 dakika bir öğüt veriyor mesela ya da yani konu konuyu açıyor bana bir şey anlatıyor. Öğüt vermesi bile bir şey anlatıyor. Diyorum ki yani ben mesela böyle bir şeyin farkında değildim. Şu anda diyorum yani siz benim hani zihnimi şey yaptınız yani böyle geliştirdiniz işte bana bir bakış açısı kazandırdınız falan. Mesela bunlar da çok değerli. Yani size çok şey katabiliyor. Çünkü geziyorsunuz bisikletle. Yani görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Yani normalde mesela kuş sesi İstanbul'da kuş sesi biz doğru düzgün duyamıyoruz ama işte doğaya gittiğinizde kuş sesini duyabiliyorsunuz. Hatta daha dikkat ederseniz dinleyebiliyorsunuz. Yani buradaki o işte doğala bir bağ kurmak bence çok medeni bir şey. Bunu da biraz aslında yani buna da biraz dokunmak gerekiyor aslında. Bunları da biraz insanlara böyle anlatmak gerekiyor. Yani bir YouTube kanalım var. Bu sayede bayağı bir insan yüzlerce kişi bisiklet sporuna başladı diyebilirim. Instagram'dan falan çok fazla geri bildirim aldım bu konuda. Ben böyle bir duygunun insanlara geçtiğini de bilmiyordum, farkında değildim. Böyle zaman geçtikçe insanlardan aldığım bu geri bildirimler sayesinde bunu da fark ettim. Yani insanlara böyle dokunabilmek, iyi örnek olabilmek de bence çok büyük bir zenginlik bence bu hayatta. Bu da beni bayağı bir motive ediyor ve mutlu ediyor aslında. Valla harika anlattın. Peki kaç senedir hani senin tabirinle ultra mesafe sürüyorsun? Ya ben 5 seneden beri ultra mesafe sürüyorum. Her geçen sene daha bilinçlenerek, böyle daha doğru antrenman yaparak, daha doğru beslenerek, daha doğru giyinerek böyle zaman geçtikçe her şey daha böyle yerine oturarak, daha uzun sürüşleri sağlıklı şekilde bitirerek bu senelere geldim diyebilirim. Yani 5 sene daha bilinçli, 4 sene gibi hani yaklaştıkça sene daha bilinçli sürüyorum diyebilirim. Peki şimdi hem MTB ile hem yol bisikletiyle çıkıyorsun bu sürüşlere. Daha doğrusu MTB ile daha çok böyle işte konaklamalı kamplı sürüşler, yol bisikleti daha uzun mesafe değil mi? Hani onu da Aynen. tercih ediyorsun. Peki hangisi favorin? Öyle söyleyeyim. Direkt sorayım böyle. Ya ikisinin de yaşattığı duygu gerçekten çok farklı. Ama özellikle MTB ile rota konusunda çok özgür oluyorsunuz. Yol bisikletiyle de bayağı bir yere giriyorum ben aslında ama MTB ile bu konuda hiçbir sınırınız olmuyor. İşte mesela özellikle Karadeniz'de yapmış olduğum sürüşlerde rota konusunda çok cesur oluyorum. Lastikler kalın, 2.25. Gidonu bayağı geniş. Durum böyle olunca gidon hakimiyetiniz, bisiklet hakimiyetiniz daha yüksek oluyor. Tabii ki biraz daha ağır oluyor yol bisikletine göre. İnsanlar yol bisikletini daha ağır, şey hafif olduğu için tercih edebiliyor. Daha böyle hızlı gitmeyi sevebiliyor. Ben daha böyle hızdan ziyade böyle duyguların peşinde bisiklet sürmeyi seven birisiyim aslında. Örnek veriyorum. Karagöl Sahara Milli Parkı. Mesela oradaki yollar benim en sevdiğim yollar. Oranın doğası. Zaten Karadeniz'e hayran birisiyim. Orada yapmış olduğum, dağlarda yapmış olduğum sürüşler benim böyle gözlerimi bile doldurabiliyor. O kadar böyle duygusu bana geçebiliyor. Yani sanırım bir tık daha MTB önde diyebilirim aslında ama İstanbul'da yaşadığımdan dolayı MTB'yi çok fazla kullanamıyorum. Öyle söyleyeyim. Dedin hani MTB'de daha özgür oluyorum dedin ama sanki Tuğba pek memnun olmuyor gibi bu özgürlüklerden benim izlediğim kadarıyla. Evet, ya Tuğba'la biz artık çok fazla bisiklet süremiyoruz.
İlk sene evlendiğimizde biz balayımızı Karadeniz'de kamp yaparak, işte Karadeniz'de dağlarda yaptık, böyle Samistel'e falan çıktık, 3000 metreye falan çıktık böyle. Yani Tubi o seneler daha böyle benim peşimden gelmeye çalışıyordu, yapmak istiyordu, birlikte sürmek istiyordu da kız artık yoruldu bıraktı yani açıkçası. Yani ama her kız da öyle bir balayına ikna olmaz herhalde. Senden önce bisiklet sürüyor muydu? Evet sürüyordu. O işe bisikletle gidip geliyordu. Ama işte tight giymiyordu mesela. Yani ne bileyim bir yol bilgisayarı yoktu. Ya da bir yol bisikleti yoktu. Şehir bisikletiyle böyle. İşte günlük işte iş yerinde giyebileceği eşyalarıyla beraber işe gidip geliyordu. Benimle tanıştıktan sonra bisikletteki bütün hayatı alt üst oldu. Bisiklete bakış açısı bir anda Değişti. darmadağın oluyor. Zaten biz ilk tanıştık mesela. İşte böyle oturduk birbirimizi tanımaya çalışıyoruz Tubi'yle. Ben şey dedim, benim bir Samsun planım var dedim. Ben şimdi İstanbul Üsküdar'dan çıkıp dedim Samsun'a tütün iskelesine gideceğim. İşte 19 Mayıs için işte Atatürk işte silah arkadaşlarını anmak için dedim. Orada bir durdu böyle, ne diyorsun sen dedi, ya dedi Samsun'a mı gideceksin falan dedi. Böyle başladım anlatmaya. Bisiklet Böyle bu olamaz diye. yok Bisiklet yok. bu. Aynen bu nasıl bir şey ya falan. Hiç öyle kafasında oturtamadı. Anlattım falan böyle. Şu anda en büyük destekçilerimden birisi diyebilirim. Evet, gerçekten çok uyumlu bir çift olarak gözüküyorsunuz videolarda da. Teşekkürler, sağ ol. Peki Özcan, şey soracağım. Yani hiç bilmediğim için soruyorum. Soru çok komik kaçabilir. Bu ultra bisikletle ilgili, yani ultra mesafelerle ilgili bisiklette dünyada bir federasyon gibi bir şey var mı? Yani bisikletin çünkü her çeşidini Eurosport'un izliyoruz ama açıkçası bu manada bir şey bilmiyorum. Yani bu manada senin söyleyeceğin bir şey olur mu? Dünya genelinde kabul gören çok zor yarışlar var ultra mesafede. Bir federasyon yok sanırım. Varsa da ben bilmiyorum ama mesela TCR var. Avrupa'da çok takip edilen ve insanların o sürüşe katılıp o sürüşü bitiren insanlara çok saygı duyduğu böyle bir yarış var. Sea Grand Mount Race var. Dağlarda çok böyle 4000 çok epik bir yarış var mesela. İnanılmaz zor. Çünkü bir bakkal öyle bir şey yok etrafınızda. Akşam mesela eksi 10 derecelere kadar düşebiliyor böyle hava sıcaklığı. Gündüz 40 derecelere çıkabiliyor. Yani bu yarışlara katıldığınızda ve oraları bu yarışları bitirdiğinizde yani insanlar nasıl diyeyim birbirlerine bu konuda gerçekten çok büyük saygı duyuyor. Yani benim bildiğim bu önemli iki yarış var. Daha da var. Daha da zor yarışlar var. Amerika'da var. Yani dünyayı böyle sardı şu anda bu ultra mesafe olayı. Yani buna gönül vermiş insanlar bir sürü. Bir sürü de yarış var ama malum bizim ülkemizin biraz ekonomik olaylarından dolayı çok fazla kafamızı yurt dışına çıkaramıyoruz. Gönül ister ki bu yarışlara katılabilmek. Yani normalde ben yarışların hiçbirisine katılan birisi değilim. Yani Gran Fondo'lara katılan birisi değilim ama Türkiye'de gerçekten böyle sağlam bir yarış olsa ultra konusunda girmek isterim yani. Çünkü ben bundan zevk alıyorum gibi cevap vereyim bu soruya da. Sanki bununla ilgili bir iki böyle bir teşebbüs oldu, öyle bir başladı, hatta yarım kaldı gibi şeyler hatırlıyorum, değil mi? Evet, Türkiye'de bir şeyler oldu ama ne yazık ki hep böyle insanların ya yarı yolda kaldı insanlar sanki. Yani böyle hakkıyla hiç bitmedi gibi geliyor bana. Öyle gördüm ben en azından. Bilmiyorum yanlışsam düzeltin lütfen. Yani Türkiye'de böyle hatırı sayılır gerçekten düzgün bir organizasyon ben görmedim yani. Evet, Zaten bu konuda olsaydı yok. katılırdım yani. Bu konuda yok. Hatta birinde böyle yarış devam ederken yarışı bitirdiler gibi bir şey hatırlıyorum ben. Maalesef bu konuda eksiyiz, evet. Evet, ya şimdi ya bir de ultra mesafe konusu gerçekten yani Türkiye'de bu konuda çok fazla insanda yok aslında. Yani bu gerçekten şimdi ben Karadeniz'de bir yarış organize etsem, bunun için uğraşsam yani orada bisiklet sürmek gerçekten çok zor. Yani insanlar oraya gelip oradaki o parkurları, etapları çıkartamaz yani. Şöyle çıkartamaz derken yanlış söyledim. Yani
oraya gelip onu göze almaları gerekiyor. Bir parkuru mu yapacaksın? Çok büyük bir organizasyon olacak. 2-3 gün sürse o yarış, 4 gün sürse, 5 gün sürse işte para toplama şu bu falan. Yani önü, mesela böyle şeyler düşünüyorum bazen de önünü göremiyorum bu organizasyonların. Yani Gran Fondo dediğinizde, yol bisikleti dediğinizde insanlar daha çok seviyor hızı falan. O yüzden biraz daha böyle bizim ülkemizde sevilmiyor gibi duruyor. Peki yavaş yavaş bu işin teknik detayları, yani teknik detay derken bu sürüşün planlama süreci nasıl oluyor? Kendi kafanda muhakkak bazı rotalar seni heyecanlandırıyor ve onun üzerine düşünmeye başlıyorsun ama eline kalemi kağıdı alıp ya da telefonu alıp işte rotalara bakma işi nasıl başlıyor? Şöyle yapıyorum. Özellikle hangi bisikletle sürüş yapmak istiyorsam öncelikle ona karar veriyorum. Ondan sonra tabii ki yol bisikletim ve MTB bisikletim var. Eğer yol bisikletiyle gitmek istediğim bir uzun mesafe varsa özellikle uzun kilometrelerde yol güvenliği, emniyet şeridi var mı yok mu bunları da araştırıyorum. Eskiden daha çok ana yollarda bisiklet süren birisiydim. Şu anda biraz daha bunu azalttım diyebilirim. Malum bir trafik, bir yoğunluk var. Eskiden sanki bu kadar bir yoğunluk yoktu. Bunu da eklemiş olayım. Örnek veriyorum. Bandırma'dan Antalya'ya bir sürüş gerçekleştirdim. İşten çıkıp gitmiştim. O zaman çalışıyordum. Bütün hazırlığımı Perşembe günü yaptım. Bisikletime, çantalarımı, her şeyimi hazırladım. İşte örnek veriyorum, 20 tane, 25 tane sandviç yapıyorum. Kendi barlarımı yapıyorum. Bunları hep böyle özel hazırlıyorum. Bunların hepsini çantalarına koydum, örnek veriyorum. Bu sürüş üzerinden gideyim. İşe gittim, çalıştım. İşim bittikten sonra İdo'ya geldim. Yeni Kapı'dan Bandırma'ya geçtim. Öğretmen evinde kaldım. Sonra sabaha karşı sürüşe başladım. Bunun öncesinde zaten hangi saatte yola çıkacağım, hava durumu, rüzgar yönü, bunların hepsini tespit etmiş oluyorum. Önümdeki kilometre 750 kilometreye 11.500 tırmanış vardı. Tırmanış çok fazlaydı. Durum böyle olunca ortalamamı daha düşük tuttum. Kağıt üzerinde düşük bir ortalamayla, örnek veriyorum, 23 ortalama, saatte 23 kilometre gitsem, 22 kilometre gitsem 5 saat sonra nerede olurum? 7 saat sonra nerede olurum? Bunların hepsini planlıyorum bu şekilde. Ben işte sandviç, örnek veriyorum, diyorum ki 10 saat boyunca sandviçlerimi yerim. İşte hayrat varsa, örnek veriyorum, 100 kilometrede hayrat var. Bunu tespit ediyorum. Elimdeki suyu oraya kadar idareli kullanırım. Sonra orada sularımı hemen tazelerim. Ya yani bir hayrattan su almak sadece 30 saniyeni, 40 saniyeni alıyorken, ama bir benzinciye gidip orada işte sıra beklemek, şişeleri almak, açmak falan derken böyle bayağı bir zaman kaybediyoruz. Ya bayağı bir zaman değil de işte 3 dakika, 5 dakika zaman kaybediyorsunuz. Ben de bu konuda biraz hassasım. Cimriyim, mola konusunda biraz cimriyim. Yani bu şekilde bütün rotamı her şeyle düşünerek işliyorum. Ondan sonra yola çıkıyorum ve zaten bir ekran görüntüsü alıyorum kendime. Şu saatte şurada olacağım, bu saatte burada olacağım diye. 10 saat geçtiğinde o ekran görüntüsüne bakarak planımın önünde miyim, gerisinde miyim diye kontrol edebiliyorum. Bu da size şey veriyor aslında. Bu rotaya hakimsiniz. Her şey sizin kontrolünüzde ve her şey yolunda gidiyor. 15 saat, 20 saat geçtikten sonra bu duyguyu yaşayabilmek size bayağı böyle bir motivasyon sağlıyor. Ya bu şekilde sürüşümü detaylandırıyorum diyebilirim. Peki yol güvenliği dedin. Ben bu konuyu önemsiyorum. Bizi dinleyen arkadaşlar, bisikletçi arkadaşlar için de bu konu en azından bir bu manada tecrübeli birinden öneriler kapsamında da olsun. Neye dikkat ediyorsun? Neye dikkat etmeliler? Ya şimdi önceden dediğim gibi daha ana yolda süren birisiydim. Daha böyle cesur sürüşler yapıyordum. Ama ne yazık ki çevremizde çok sevdiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız, yani bu işin şakası yok, ölüyor. Böyle şeyler tabii ki bizi çok üzüyor. Durum böyle olunca ben biraz ana yollardan uzak kalmaya çalışıyorum özellikle ki birçok kez uzun sürüşüm çok iyi gitmesine rağmen kendimi güvende hissetmediğimde sürüşlerimi bıraktığım da oluyor. Şimdi mesela Üsküdar'dan çıkıp İzmit'e eskiden ben ana yoldan giderken şu anda
bir üst yoldan, köy yollarından, ara yollardan, dağ yollarından giderek hem güvenli olmasını sağlıyorum hem de doğanın içerisinde daha fazla kalabiliyorum. Yani artık rotalarımı planlarken eğer ana yol dışında dağ yolları varsa, köy yolları varsa hep buraları tercih ediyorum artık. Yani ana yollardan az yararlanmaya çalışıyorum açıkçası. Şimdi şöyle de bir şey var. Her ana yol aynı yoğunlukta olmuyor. Örnek veriyorum. İstanbul içerisinde bisiklet sürmek mesela çok riskliyken daha başka bir mesela Balıkesir taraflarında bir ana yolda bisiklet sürüyorsunuz. Ana yoldasınız ve orası çok yoğun olmayabiliyor. Yanınızdan arada sırada araç geçebiliyor. Böyle şeyler de var. Şimdi ben tabii bunları artık tecrübe ettim. Hani bunları böyle bazen YouTube kanalımda da falan paylaşıyorum aslında. Yani bu şekilde cevap verebilirim bu konuya da. Bizim bir önceki konuğumuz Aysel Koşucu, o şey demişti Özcan. Karbonhidratla ve tuzla barıştım. Kendimdeki değişimi fark ettim ve spora olan sevgim arttı demişti. Senin bu manada yeme içme ile alakalı rutinlerin neler ve bisiklet üzerindeyken nasıl besleniyorsun? Ya her sabah özellikle yulaf tüketiyorum. Tabii ki bu yulafın içerisinde işte badem, ceviz, fındık, siyah üzüm oluyor. İşte tahin oluyor özellikle. Tahini çok seviyorum ve o zaten bizim için çok sağlıklı bir yağ aynı zamanda ve enerji kaynağı. Benim bu manada Özcan şeyim var. Tahinin içine girdiği her şey çok lezzetli. Ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten bayağı lezzetli oluyor. İçerisine tabii ki bir tane muz koyuyorum. Sıcak suyla özellikle yumuşatıyorum biraz. İnce yulaf kullanıyorum özellikle. Kabak çekirdeği koyuyorum. Keten tohumu koyuyorum. Haşhaş kreması koyuyorum. Çok az Hindistan cevizi yağı olabilir. Yani böyle besin değerini yüksek tuttuğum bir kahvaltım var. Yanında da her zaman iki tane yumurta tüketiyorum. Bu benim sabah rutinim oldu diyebilirim. Öğlen özellikle yani ya örnek veriyorum taze fasulye yapıyoruz yani çok basic yani benim böyle çok renkli yemek şeylerim yok. Ben kuru fasulye, nohut, bezelye, yeşil mercimek, taze fasulye işte yanına şehriye pilav olsun, bulgur pilav olsun falan böyle bunları bu şekilde tüketen birisiyim. Yanına her zaman bir salata yapmaya çalışıyoruz ki hani salatadan çok fazla vitamin alabiliyorsunuz. İşte zeytinyağı kullanmaya çalışıyoruz, özen gösteriyoruz. Hiçbir şeyi kızartarak yememeye çalışıyoruz. Her şeyi fırında yapmaya çalışıyoruz. İşte balık yapıyoruz örnek veriyorum. Fırında yapıyoruz. Yanına brokoli koyuyoruz. Yanına havuç koyuyoruz. Karnabahar koyuyoruz. Biraz patates koyuyoruz. Çok sağlıklı bir besin oluyor. Hafif bir besin oluyor. Ya böyle beslenmemize hep dikkat ediyoruz. Çok böyle paketli ürün evin içerisine girmiyor açıkçası. Çok kendi fıstık ezmemi kendim yapıyorum. Onunla mesela çok canım tatlı bir şey çektiğinde ya da evde trainer'da çok fazla antrenman yapan birisiyim. Muzu alıyorum ya tahine bandırıp yiyorum ya da fıstık ezmesini sürüyorum böyle. Bu Ben şekilde de bugün aynı şeyleri yaptım. Ben de fıstık ezmesi hastasıyım. Böyle tatlı arıyorum. Böyle muz buldum. Direkt üzerine bir kaşık fıstık ezmesi. Böyle tatlı niyetine yedim yani. ya bizim mutfağımız çok gerçekten güzel. Sadece mesela patates üzerinden gideyim. Onu fırınladığınızda daha sağlıklı bir yiyecekken onu kızarttığınızda bu tamamen sağlıksız bir yiyecek oluyor. Yani bu tarz şeyleri böyle biraz böyle dokunarak daha sağlıklı hale getirebiliriz. Yani karbonhidrat yemeyeyim gibi bir düşüncem hiç yok. Çünkü o bizim enerji kaynağımız. Yapmış olduğunuz antrenman doğrultusunda işte bazal metabolizma hızınız. Bunları da biliyorsanız eğer ne kadar kalori almanız gerekiyor, işte trainer'da ne kadar işte kalori harcadınız, bu yemekte ne kadar kalori var, böyle basit hesaplar yaparak yani besinlerime yani menülerime yön veriyorum diyebilirim. Yani böyle işte hiç hesap kitap yapmayayım, işte önüme geleni yiyeyim falan da değil. Bu beslenmemiz bu şekilde açıkçası. Kahve içiyordum. Kahve içiyordum ama kahvenin vücudumdan suyu böyle uzaklaştırdığını hissetmeye başladım. O yüzden kahveden biraz uzak kalıyorum şu anda. Çok fazla insan kahve içiyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ama kahve konusunda şeyim yani olumsuzum. Normalde işte
hep coffee ride'lar falan olur ya, böyle herkes kahve içer falan. Ben bu konuda biraz olumsuzum açıkçası. Çünkü vücuttan atılırken mineraller size yararlı olan mineralleri de atıyor kahve. Araştırdığımda bunu gördüm. Bunların dışında şeylerde uzun sürüşlerimde örnek veriyorum. Yanıma sandviç yapıyorum. Yine bu sandviçin içerisinde jambon oluyor. Kendi yapmış olduğum fıstık ezmesini sürüyorum. İşte eski kaşar, bazen kırmızı biber falan koyuyorum içerisine. Bu şekilde sandviçler yapıyorum kendime. Yine kendi barımı yapıyorum. İçerisine evde bana enerji verebilecek, çok yüksek kalori ulaştırabileceğim böyle barlar yapıyorum kendime. Bunları özellikle uzun sürüşlerde yapıp zaten bunları o sürüş esnasında böyle tariflerini falan veriyorum. Hatta Instagram'da özellikle postların altında da ne yersem ne içersem o sürüşte özellikle insanlara yardım edebilmek adına her şeyi böyle detaylandırarak paylaşıyorum. Jel vesaire kullanıyor musun? Veya besin takviyesi diyeyim, hani günlük hayatta işte BCAA'dır, protein tozu, o tarz şeyler. Yeni yeni başladım tekrardan, biraz antrenman seviyemi yükseltmeye başladım evde. Evde tabii ki antrenman yaptığımda çok fazla terliyorum. Terle beraber işte bildiğimiz üzere vücuttan çok fazla mineral gidiyor. Bunu yerine koymak ya da bir sonraki antrenmana işte hazırlıklı olabilmek adına yeni yeni BCAA kullanmaya başladım. Protein tozu çok sert bir sürüş yaparsam hemen arkasından hazırlıyorum mesela. Geçenlerde cumartesi günü bir sürüş yapmıştık evde. Toplam 5 saat sürmüştü trainer'da. 4000 kalori yakmıştık işte. 5 saatte. Mesela protein tozum yanımda hazır duruyordu. Sürüş bittiği gibi mesela hemen protein tozunu içtim. Sürüş esnasında BCAA'yı kullandım. İşte oradaki amino asitler işte kaslara gitsin falan, vücut bitmesin gibilerinden. Yine o sürüşte özellikle ilk defa 3 tane jel tükettim. Vücudum nasıl tepki verecek diye. Normalde ben böyle şeyler kullanan birisi değilim. Tabii sıvı olduğu için yani oradaki sıvı karbonhidrat kanınıza çok çabuk karışabiliyor. Bu konuda işte deneyimledim yani. Vücudum hani bazı insanlar biraz rahatsız oluyor jel kullandığında, böyle midesini bozabiliyor. Ben hiç öyle bir şey yaşamadım. Hiçbir şekilde sorun yaşamadım. Hatta o 5 saatin üzerine bir atak çektik. İşte yine böyle 350 wattlarla falan gittik böyle. Onun üzerine böyle işte şeyde son böyle 1 kilometre 2 kilometre böyle. Hani hala böyle enerjimi sağlayabildim, sürdürebildim. Yani karşı değilim böyle şeylere. Sadece kullanmıyordum. Uzun sürüşlerde daha çok katı şey yemeniz gerekiyor özellikle. Ama bir 3 saatlik 4 saatlik tempolu sürüşte jel falan kullanma konusunda ben de şu anda okeyim yani. Peki antrenmanlarını kendin mi yazıyorsun, yoksa bir teknik yardım ya da profesyonel destek alıyor musun bu manada? Ben antrenmanlarımı kendim yazıyorum, evet. Bu konuda yani uzun sürüş olsun, intervaller olsun, hedef doğrultusunda, amaç doğrultusunda ben kendimi hangi yönde geliştirmek istiyorsam o yönde kendimi takip ettiğim işte bazı uygulamalar var. Onların üzerinden takip ederek, vücudumu da dinleyerek özellikle bugün yorgun muyum, vücudum ne durumda? Hani şey olur ya, böyle bir antrenman yaparsınız ama kendinizi böyle mahvedersiniz. Bir sonraki gün böyle antrenman yapamaz hale gelirsiniz falan. Yani bunu yaşamamak için daha kontrollü olmak adına hem takip ediyorum hem antrenmanlarımı kendim yazıyorum. Bu şekilde bir süreç devam ediyor. Ya bu manada Zwift gerçekten çok iyi olmadım ya. Yani ben de dediğin gibi Zwift konusunu çok seviyorum. Hatta bazen böyle WhatsApp gruplarında falan şey yazarım hep. 2000 yıl olmuş 2022, siz hala dışarıda bisiklete mi biniyorsunuz falan diye. Yani seviyorum Zwift'i gerçekten. İçindeki antrenman programları falan da bence birazcık kurcalayınca kendine uygununu insan bulabiliyor diye düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Ya şimdi İstanbul'da bir yoğunluk var gerçekten ve 4 sene önceki yoğunluk yok. Daha fazla bir yoğunluk var ve insanlar stresli. Herkes bir yere yetişmeye çalışıyor. Ne yazık ki biz bu konuda çok gerideyiz. Ne yazık ki. Hiçbir şekilde birbirimize anlayış gösteremiyoruz. Çıkıyorsun sabah antrenman yapıyorsun. Birisi arkadan korna basıyor. İşte interval yaptığını düşün. Trafik ışığına takılıyorsun. Araba geliyor. Kendini mi koruyacaksın?
intervale mi odaklanacaksın gibi gibi. Bunu mesela ben yaşadıktan sonra dedim ki yani bu böyle olmayacak. Birkaç kere de böyle yani araçlar böyle rahatsız etti falan. Yani normalde çok böyle dışarıda insanlarla kavga eden bir tip değilim ben. Yani okey diyorum hani tamam devam et. Sorun yok. Hani o mutluluğumu bozmasını istemiyorum. Ama verimli antrenman dediğimizde gerçekten bir kişi kendisini geliştirmek istiyorsa ya Bursa gibi bir yerde yaşayacak, arkada bir Uludağ olacak, müsait bir böyle Uludağ derken yani mesela bir yokuş olacak. Sen oraya uygun saatte gittiğinde o yol bomboş oluyor mesela. Mis gibi antrenman yapılabilecek bir yer. Ama İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsan ve verimli antrenman yapmak istiyorsan bence doğru adres Zwift. Yani 2 saatte inanılmaz güzel antrenmanlar çıkarabiliyorsun. Bunun aynısını dışarıda yapmak çok zor. İster istemez bölünüyorsun. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Evet, biz şanslıyız o konuda ama yani Salih de bir tarafımız Ova, bir tarafımız Bozdağ. Mevsim şartları da hani hava sıcaklıkları da genelde yıl boyu dışarıda sürmeye uygun oluyor deyip Ercüment'in trainerciliğinin biraz şey yapayım ben, önünü keseyim. Şimdi yayın önceleri Ercüment'le beraber işte biz böyle konu başlıklarını, soruları falan çıkarıyoruz. Şey dedim ben de. Hani Özcan'a en sevdiği böyle sürüş neresidir diye sorayım diye düşündüm. Sonra kendi kendime cevapladım. Muhtemelen Doğu Karadeniz sürüşlerini diyecek dedim ama yine de bir soralım dedim. Hatta gruba da yazdım ya ben tahmin ediyorum diye. Böyle bu sürüşlerden hani senin en sevdiğin veya en böyle az önce bahsettiğin yabani hayvan tehlikesi falan böyle sıkıntı yaşadığın diyeyim daha yumuşatarak sürüşlerden bahsetsen bize biraz. Mesela en şu ana kadar yaptığın bu 4-5 senelik süreçte en keyif aldığın sürüşünden başlasak. Tabii ki en keyif aldığım sürüş yani böyle özellikle Tahpur Dağı'na çıktığım bir yokuş vardı. Böyle saatlerce yokuş çıkıyorsunuz. İşte 16-17 tane virajı var. Yollar bozuk, yorgunluk birikmiş. Her viraj çıktığınızda Bulut Denizi'nin biraz daha üstüne çıkıyorsunuz böyle. Çevrenizde hiçbir bina yok. Sadece dağlar var. Ve dağ kartalları 3000 metrede böyle dağın hakimi böyle resmen diyor ki ben dağın hakimiyim diyor böyle. Orada uçuyor ve siz o atmosferde bisiklet sürüyorsunuz. Ve gitmeniz gereken bir rota var. Ve şunu da ekleyeyim. Karadeniz'de gece özellikle hava karardığında bisiklet sürmek çok riskli. Orada dışarıda kalmak da çok riskli. Çünkü yabani hayat var. Onun da vermiş olduğu bir heyecan var. Etabı bitirmeniz gerekiyor. Ya böyle çıkıyorsunuz diyorsunuz ki yani daha ne kadar güzel olabilir ki böyle. O gün bayağı böyle büyülenmiştim yani o Bulut Denizi'nin üzerinde olmak ve o Bulut Denizi'nin üzerinde sanki böyle birisi gelmiş o Bulut Denizi'nin üzerine bir kere daha dokunmuş böyle Bulut Denizi'nin üzerinde de bir tane böyle buluttan dağ oluşmuş falan böyle. Diyorum ki yani bu doğa nasıl bu kadar böyle gizemli olabilir? Nasıl bu kadar muhteşem olabilir falan. İşte mutluluğun, zorluğun, hepsinin böyle bütün duyguların böyle birbirine böyle geçmesiyle beraber sürüşe devam ediyorum. Artık dağın öbür tarafına geçeceğim ve kalacağım işte dağ evine geleceğim. Öyle bir manzara çıkıyor ki karşıma diyorum ki bir önceki manzaradan daha güzelmiş falan diyorum böyle. Her etap, her böyle döndüğünüz işte dağdaki o viraj falan böyle size çok güzel bir manzara sunuyor. Benim en çok böyle etkilendiğim, en çok böyle etkisinde kaldığım ve ara ara böyle YouTube'da o videoları açıp böyle ya izleyip hala böyle vay be ne kadar güzel yerler buralar diyebildiğim böyle duyguların hiç böyle eskimediği özellikle o sürüşler diyebilirim. Peki şimdi bazen YouTube videolarında işte gece sürüşlerine gerilim müziği falan oluyor ya senin böyle arkada metal müzik yani daha böyle gerilimli gitarlar falan oluyor. Ben geriliyorum açıkçası bazen özellikle yokuş inerken sadece önde aydınlatmanın ışığı. Senin böyle en tedirgin olduğun diyeyim sürüş veya an yaşadığın bir şeyi anlatsan bize. Tabii. Bu Kocayayla, bilmem orasını biliyor musunuz? İlk denememde orada kar yağdı. 3 saat boyunca orada yürümek zorunda kaldım.
Bir nevi mahsur kaldım orada. Yani yapabilecek hiçbir şeyim yoktu. Yerler eksi 2 derece falan gösterdi hava. Bu arada 1500 metre yukarıdayım. İşte böyle çakallar falan uğuluyor falan, böyle etraftan köpekler falan avlıyor. Ve ben 1500 metre zifiri karanlıkta yürüyorum. Ya kendi kendime şey dedim, Özcan dedim, ne yapıyorsun sen dedim mesela. Şu anda dedim, hani mantıklı bir cevabım var mı dedim. Bir cevap bulamadım. Yani yürümek de zorundayım aynı zamanda, gitmek de zorundayım. Çünkü dağın tam böyle zirvesindeyim. Yerler buz tuttu, eksi iki falan böyle. Üzerinden geçtiğim sular da böyle çatırdamaya başladı. Dedim ki şu anda dedim Özcan, riskli bölgeye, yani riskli alana giriyorsun artık dedim. İşte o Koca Yayla'dan İnegöl'e iniş vardır, böyle çok uzun ve sert bir iniş vardır. Dedim ki yani buradan senin İnegöl'e inme şansın %0. Mesela o sürüş benim için gerçekten şu ana kadar yaptığım en büyük deliliktir diyebilirim. Yani orada bir size sürenler bilir. Yani oradan gece tek başına geçmek gerçekten çok mantıklı değil aslında. Yani ben korkmuyorum, gözüm çok kara ama en çok tedirgin olduğum ve en çok böyle Özcan hani şuradan artık bir an önce in, burası normal değil dediğim sürüş oydu. Hatta orada bir abiye sığındım, Ali abiye sığındım. Dedim böyle böyle durumumu anlattım, ben bisiklet sürücüsüyüm, burada aşağı inemiyorum, zor durumdayım. İşte burada kalacak bir pansiyon var mı falan filan. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Biraz böyle konuştuk. Bana evlerini açtılar falan. Böyle bir macera yaşadım. Bu benim için hayatımdaki en büyük deliliktir diyebilirim. Bunun üzerine tabii ki ben o sürüşümü yarım bırakmak zorunda kalmıştım. Ben bu sürüşü tabii ki tekrardan denedim. Buna çok delilik dediğim bu sürüş, bu etap, bu Kocaeli'deki ıssızlık, bunun aynısını ikinciye tekrar yaşadım. Bu sefer kar yoktu. Buradan aşağı inişimi yaptım. Tekrar karanlık dağ yollarından tek başıma saatlerce sürüş yaptım. Sonra dolandım, döndüm. Üsküdar'a geldim. Yani 750 kilometre civarı 11.500 falan toplamıştım. Sadece 5 saat molam vardı. Benim hayatımda yaptığım en zor sürüş, en ürkütücü sürüş, en büyük delilik diyebilirim. Yani bunu ikinciye denediğimde başarmıştım. O yüzden ben de bu sürüşün yeri mesela çok ayrıdır. Evet, ben de hani hayatımda yaptığın en büyük deliliktir dedin. Sonra ikinciye tekrar gittin diye araya girecektim. Sen anlattın zaten devamını. Aynen. Ya işte şey, yani deliliktir diyorum. İşte kendimle hesaplaşıyorum. Ya Özcan ne yapıyorsun diyorum. Tamam, konfor alanının dışına çık okey, ama bazen o konfor alanı, yani o kadar çok uzaklaşıyorum ya konfor alanından böyle. Hatta Tubi beni aradı. Dedi ki sen ne yapıyorsun ya dedi, dağın başında dedi. Yürüyor musun sen dedi. Evet dedim. 3 saat falan oldu dedim. Deniyorum dedim işte, acaba aşağı inebilir miyim falan filan. Ama iyiyim dedim. Güvendeyim dedim. Sorun yok. B planım var dedim falan. Tubi de dedi Allah seni bildiği gibi yapsın dedi. Ondan sonra işte öyle bir macera yaşadık. Ama ikinciye tekrar gittim. İşte o duyguya şey yapamıyorum yani, hakim olamıyorum bazen. Yani içimde bir duygu var benim. O duygu ortaya çıktı mı ben gidip bir şeyler yapmak istiyorum böyle. Bir şeyler, uzun sürüş, dağlara çıkmak istiyorum böyle. Onu, o duyguyu biraz böyle tatmin etmem gerekiyor. Yoksa huzursuz oluyorum. Bu çok acayip bir şey. Ya şey oluyor ama gerçekten bende de oluyor. Geçen sene biz de bir Çanakkale sürüşü yaptık. 300 kilometre, 330 kilometre falandı. Yani sürerken böyle sonlara doğru yoruluyorsun. Ya işte ne işimiz var düşüncesi geliyor yine. Ama mesela şimdi yine Mart, Nisan gibi planlamamız var. Ya bir an önce gelse de tekrar bir sürsek uzun mesafe oluyor gerçekten insanlar. Ya işte o sürüşte bir şeyler yaşıyorsun, yoruluyorsun, arkadaşınla beraber yoruluyorsun, o duyguları paylaşıyorsun. Yani orada da bir duygu alışverişi var aslında. Yani bunlar da biraz belki insanları şey yapıyor, bu sürüşlere karşı böyle tutuyor aslında ya. Ve sürüş bittiğinde kişisel olarak da bir mutluluk yaşıyorsun. Yani o paha biçilemez bir şey. Yani ben bunu çok değerli buluyorum. Bütün ultra işlerde bu var aslında yani. Ultra mesafelerde, bu yüzmede de öyle, koşuda da öyle, bisiklette de öyle. Yani şimdiye kadarki konuklarımızı da hep aynı heyecanı anlatırken duyduk biz de hep bu bitirmenin vermiş olduğu, yolda geçen
yaşanılan o değişik tecrübelerin yaratmış olduğu tecrübeler insanları bu işte kalmaya zorluyor aslına bakarsan. Yani çünkü çoğu zaman bitirir bitirmez lanet olsun bir daha çıkmayacağım diyorsun. Daha 3-4 gün geçmeden, bir hafta 10 gün geçmeden yeniden böyle bir ufak ufak kurcuklanmaya başlıyorsun. Galiba o heyecan, o endorfin, o serotonin artık hangi hormon daha çok basıyorsa rahat bırakmıyor galiba peşimizi. Ben de öyle düşünüyorum. Yani dediğim gibi bu rutin hayatın dışına çıktığınız an bence yani yaşıyorsunuz, yani hani ruhunuzu besliyorsunuz. Bir başka birisi bunu gitar çalarak da yapıyor olabilir. Ben bunu bisikletle keşfettim. O yüzden ben de böyle bir tutkuya dönüştü. Yani mesela hiç çadır olmadan işte Tahpur Dağı'nda ya da işte ne bileyim Samistel Yaylası'nın orada Beştaş Tepe var mesela. Orada çok güzel güvenli bir alan var. İşte çadır bile olmadan böyle dışarıda uyumak mesela, böyle planlarım da var benim. Yani işte niye orada o duyguyu ben yaşamayayım ki, yani ne bileyim, biraz kafam biraz farklı çalışıyor olabilir. Yani biraz böyle uç şeyler yapmak istiyorum. Yani bilmiyorum, yani bu işin sonu nereye gidecek bilmiyorum. Sonu yok gibi duruyor gerçekten. Evet, biraz sonu yok galiba. Peki şimdi enlerden bahsettik ama tabii en zorlandığın bir sürüşten bahsettin. Benim merak ettiğim bir konu daha var. Bu yani kış şartları nasıl geçiyor geceleri? Gece hani ben bu sabah mesela koşuya çıktım. O kadar soğuk olmamasına rağmen bir dediğim gibi yine ne yapıyorum ben hissi oluştu ki sen kış hani kış demeyeyim de gece boyunca soğuk havada bisiklet sürdüğün oluyor. Hatta kış da oluyor hani kar üstünde de oluyor. Bundan nasıl başa çıkıyorsun? Hem gece bir yandan hem soğuk bir yandan. Ya şöyle oluyor aslında. Şimdi yine orada da işte mesela çok kısa bahsetmek istediğim bir konu daha var. İşte Uludağ'da -15 derece vardı hissedilen. İşte baya böyle kar yağıyordu. Ben hemen böyle bir küçük plan yaptım. Dedim ki ben gidip bu -15'in bana yaşatacağı duyguyu giyindiğimde ne kadar doğru giyineceğim, ne kadar yanlış giyineceğim, bunu ben yaşamak istiyorum dedim. Mesela Uludağ'a çıktım işte. -15 derece, eldivenler dondu, buff dondu, mont dondu. Yukarıya çıktığımızda mesela GoPro falan çekim yapamadı, piller falan çekim şey yapamadı, enerjisi yetmedi falan, böyle fırtına oluyor, tipi oluyor. Ama aynı zamanda masal diyarı gibi bir yerde bisiklet sürüyorsun, çok zor böyle falan. Mesela böyle de bir şey, hani tecrübe edinebilmek adına da bazen böyle sürüşler yapmak istiyorum. Yol bisikletiyle bir tane sürüş yapmıştım. Beylikdüzü'nden gece başlamıştım. İşte Tekirdağ'a doğru gittim. Sonra Tekirdağ'dan sonra Uçmakdere'ye doğru işte geldim. Ya dedim ben Uçmakdere'ye geldim. O zaman işte böyle ormanın içerisinden bu kadar karanlıkta ve de yokuşların olduğu bir yerde bir sürüş yapmamıştım. Dedim ben ne yapacağım şimdi, buraya Uçmakdere'yi ben nasıl geçeceğim dedim kendi kendime. Sonra yandan birileri geçiyordu. Saatte birdi. Dedim ya Uçmakdere'den geçeceğim ben dedim bisikletle, vahşi hayat falan, öyle işte kurttur, domuzdur, bir şey iner mi inmez mi, o ilk tecrübelerimdendi. Dedi ki vallahi geçenlerde dedi domuzlar indi dedi yola falan böyle dedi. Ondan sonra ben onu duydum. Ulan dedim ne yapacağız biz dedim. Şimdi buradan dedim geri de dönülmez ki dedim, yani ne yapacağım, gece bir Uçmakdere'deyim. Yani dedim hadi çıkayım bakayım ne olabilir ki falan böyle. Yani öyle bir karanlık var ki, yani önümü görmüyorum. Sadece kendi ışığım var. Sadece hani ışık sadece kendine Müslüman böyle sadece kendini aydınlatıyor. Böyle ıssızlık inanılmaz böyle. Ama böyle gökyüzü kafanızı bir kaldırdığınızda işte böyle çok güzel bir gökyüzü, yıldızlar parlıyor falan böyle. Ulan yukarısı çok güzel. Ama ben gerginim. Böyle duygular böyle karışıyor böyle. Orada mesela Uçmakdere'ye çıktım, işte virajlar falan keskindir orada, dikkat etmek gerekir falan. Yol bilgisayarının işte yardımıyla oralardan indim falan böyle. Ondan sonra tabii ki videoda çekiyorum. Bunlar hep YouTube kanalında falan var böyle. Ya orayı geçtikten sonra böyle şey dedim böyle. Ya dedim ya bu korku da dedim güzel bir duyguymuş dedim. Yani bu sonuçta size bir heyecan yaşatıyor böyle. Hayatta kalmanız gerekiyor ve devam etmeniz gerekiyor. Yani tabii ki havada soğuk bu arada, bu sürüşte falan böyle durmamanız gerekiyor, özellikle soğuk havalarda durmamanız gerekiyor derken, bu sürüşte
Şarköy'de yokuşu çıkarken lastiğime çivi girdi. Lastiği tam bir saatte değiştirdim. Çok soğuktu hava. Ellerim tutmadı. Sabaha karşı böyle ayaz oldu. İlk önce üstümü giydim. Biraz ısındım. Ya bir lastiği tam bir saat, bir saat 10 dakikada falan değiştirebildim soğuktan. Böyle zorlukları da var açıkçası. Yani lastik patladığında büyük sıkıntı. Bazen sürüşlerde şey diyorum ya, şu anda hava çok soğuk. Şu an diyorum lastik patlasa diyorum ellerimle lastiği değiştirecek halde değilim falan diyebiliyorum yani. Öyle hissedebiliyorum yani soğuğu. Ya zaten şu bisikletin en sevmediğim şey lastik patlaması. Ben de sevmiyorum ama. Yani senin de hakikaten lastik patlamasıyla, lastik patlağıyla imtihanın hakikaten kimse yaşamamış olabilir ya. Aynen öyle. Yani gerçekten nefret ediyorum. Sağlam lastiği arabaya koyup indiğinde patlak hali. Şanslı. Yani, vallahi. Bu manada Özcan, daha önce de böyle ultra işler yapan konuklarımız oldu. Ben hep aynı uyarıyı yapmak böyle vicdani olarak hissediyorum. Arkadaşlar evde denemeyin yani. Özcan'ın anlattığı şeyler gerçekten zor şeyler. Hani bir delilik yapıp gece yola çıkıp işte şehirler aşmak falan birazcık tecrübe ve profesyonellik gerektiriyor, emek gerektiriyor. Öyle herkes yapamaz zaten de. Yine de hani çılgınca bir şey olsun diye denemek birazcık kötü sonuçlanabilir. Doğru mu abi? Bu manada da sosyal mesajımızı vermiş olalım. Evet, kesinlikle bu işin şakası yok. Ben mesela tek başıma yapıyorum. Hiçbir şekilde hata kabul etmiyor. Mesela o koca yayladan aşağı iniş çok risklidir, tehlikelidir. O kadar çok yoruluyorsunuz, uykusuzluk var ve hiçbir virajı kaçırmamanız gerekiyor. Bir virajı kaçırsanız uçurumdan aşağı uçarsınız ve sizi kimse bulamaz. Mesela bunun şakası yok. O yüzden birçok doğruyu bir araya getirmeden ya da tecrübe kazanmadan yavaş yavaş limitleri yukarıya çıkartmadan böyle şeyler yapmamak lazım. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten harika bir spor hayatı diyeyim. Peki gelecek için var mı hedefler? Şeyden bahsettik aslında, TCR gibi bir hedefin var mı? Hani ekonomi, evet, maalesef boynumuzu büküyor bu konuda, yurt dışı yarışlar vesaire, ama var mı düşüncen? Yani özellikle bu dediğim Silk Road Mountain Race, bu dağlarda olan yarışa katılmayı çok istiyorum. Aslında o benim en büyük hayalim diyebilirim. Hı-hı. Ya ben doğada bir şeyler yapmayı daha çok seviyorum aslında. TCR, evet, o da zor bir yarış. Ama ilk önceliğim Silk Road Mountain Race olsun isterim. Ama ne yazık ki şöyle de bir şey var. Orada bisiklet sürebilmek için gerçekten çok daha fazla doğruyu bir araya getirmek gerekiyor. Çünkü orada bisikletinizde herhangi bir ekipmanına bir şey bozulduğunda yine siz kendiniz yapmanız gerekiyor. TCR'da örnek veriyorum, işte bisikletçi bulabiliyorsunuz, işte benzinciler var, işte alışveriş yapabiliyorsunuz gibi. Yani hepsi böyle adım adım. Bu ekonomi biraz inşallah düzelir. Tabii ki böyle hedeflerim var. Yani yurt dışındaki işte TCR olsun, işte daha farklı uzun yarışlar olsun, gravel yarışlar olsun, işte daha sonra tecrübe kazandıktan sonra Silk Road Mountain Race olsun. Böyle yarışlara katılmak istiyorum. Bunlar benim hayallerim diyebilirim. Ama işte malum ekonomi bu biraz beni durduruyor aslında şu anda. Evet, peki yurt içinde önünde böyle hedef koyduğun kendine bir rota var mı? Evet, şu anda Toroslar'da hiç bisiklet sürmedim. Özellikle Toroslar'da çok fazla keşfedilmeyi bekleyen dağ geçidi var. Oralarda bikepacking sürüşleri yapmak istiyorum. MTB ile özellikle daha böyle özgür olabileceğim sürüşler yapmak istiyorum. Yine Karadeniz'de çok fazla çok güzel böyle dağ geçitleri var. Hepsini daha şu ana kadar yani süremedim, zamanım olmadı. Karadeniz'de keşfetmek istiyorum aynı şekilde. Özellikle bu iki bölgedeki bu işte coğrafi güzellikleri böyle yaşamak istiyorum. İşte bir de drone aldım kendime. Biraz böyle özellikle o sürüşlerde böyle drone çekimleri de katmak istiyorum. İnsanlar ya, çünkü göğüsteki açıdan bazen çok fazla hissiyatı alamayabiliyor. Ama bir drone çekimiyle nasıl bir atmosferde bisiklet sürülüyor görebilir insanlar diye düşünüyorum.
Evet, o konuda haklısın kesinlikle. Yani drone çekimleri özellikle o tırmanış rotalarında bambaşka bir şey katıyor olaya. Evet, ben şimdi ehliyetim yok normalde benim. İşte şimdi ehliyet alıyorum kendime. Tabii ki Hayda. Gerçekten mi? her yere bisikletimle gidiyordum da Tubi ile tanıştıktan sonra Tubi dedi ki bu böyle olmayacak dedi. Hep dedi ben araba kullanıyorum dedi. Bunu biraz paylaşmamız gerekiyor dedi. İşin şakası işte video ekipmanları falan çok fazla birikti. Bunlarla bir yere gidip çekim yapmak istiyorum ben mesela ama bunun için de arabanın olması gerekiyor ve araba kullanabilmem gerekiyor. Tubi de her zaman benimle gelemiyor oralara. Sonuç olarak onun da bir işi var. Ama böyle bir orta yollu bazı planlarımız var Tubi ile. İşte mesela Karagöl Sahara Milli Parkı'nda Everest Challenge mesela. İşte orada ne bileyim 10 bin metre toplamak, işte devamlı çıkıp inmek. Öyle yerlerde özellikle böyle çok epik yokuşlarda, dağlarda böyle Everest challenge'lar yapmak istiyorum. Bisikletle, özellikle MTB ile falan böyle. İşte yanda kamp malzemelerimi falan böyle konfor alanımı biraz oluşturacağım. İşte masamı, sandalyemi koyacağım. İşte çekim ekipmanım falan her şeyimi koyacağım. Böyle özellikle 3000 metrelerde falan böyle şeyler yapmak istiyorum. Yani bayağı beni heyecanlandırıyor. Yani bir bunu 100 metre de yapmak var. Bir de böyle 3000 metrede bulutların arasında böyle bir şey yapmak var. Bilmiyorum yani bu tarz böyle fikirler farklı farklı bana biraz çılgınca geliyor. Beni heyecanlandırıyor. Bakalım güzel planlar var. Umarım aklındaki her bir hedefe sağlıkla ulaşırsın. Umarım. Keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Konuk oldun programımıza. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ben de çok mutlu oldum sizlerle tanıştığım için. Umarım yüz yüze de görüşebiliriz. Çok sağ olun. Öyleyse herkese iyi antrenmanlar. Trainer'cılık kazanacak diyorum İyi artık. akşamlar. İyi akşamlar. Değişim Alanı Podcast kanalını dinlediniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Instagram'da Değişim Alanı'nı takip etmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz paylaşmayı ihmal etmeyin. Sporla kalın.